Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nur Hoca. Bugünkü dersimizde 8. sınıf konusu olan grafiklerle ilgili hazırladığım yeni nesil soruları çözeceğiz arkadaşlar. Çözmeden önce ilk başta sizin çözmenizi istiyorum. Sonra ben arkadaşlar. Ve çözümlerimizi karşılaştıracağız. Böylece sorunun çözüm yöntemi ve soru kalıbı akılda daha kalıcı olacak. Ve sınavda daha çabuk çözmemizi sağlayacak bu durum. Evet. Vakit kaybetmeden arkadaşlar sorunun çözümüne başlayalım. Soru 1. Bir tarlada yetiştirilen 4 ürünün kapladığı alan daire grafiğinde verilmiş. Bir dönümün 1000 metrekare olduğu bilgisi verilmiş. Soğan dikili alan 4 dönüm olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Öncelikle şıkları tek tek okuyacağım. Verilen grafiği neye dönüştüreceğimi anlamaya çalışacağım arkadaşlar. Fasulye ikili alan 2000 metrekaredir. O zaman ben bir kere alanımı metrekareye çevirmem gerekecek. Domates ikili alanın merkez açısı 54 derecedir. Burada yüzde ifadeler verilmiş. Büyük ihtimalle bunları da dereceye çevirmem gerekecek. Soğan ikili alan patates ikili alandan %15 fazla. Yüzdeye de çevirmeliyim. Soğan ikili alanın %25'i patates ikili alan olur demiş. Aslında sorunun cevabı belli. Okur okumaz siz de görmüşsünüzdür ama tek tek sorunun çözümünde neler yapmamız gerektiğini anlatmaya çalışacağım burada. İlk başta bakıyorum arkadaşlar. %15 domates demiş. %25 demiş. İlk başta o zaman ne yapalım? Tamamını yüzdeye çevirelim. E şunu biliyorum ben. 360 derece benim %100'üm. Benden neyi sormuş arkadaşlar? Dikkat ederseniz %25, %15. Şu ikisinin toplamı kaç yaptı? %40 yaptı. O zaman geriye ne kalır? %40 geriye %60'ı kalır. Buranın tamamı o zaman %60. O zaman %60'ını bulalım hemen. Ya da dereceyi bulayım. %60'ı kaç derecedir onu bulalım hemen. İçler dışlar çarpımı yaparsam buradan şu sıfırlardan bir kurtuldum. Şu sıfırdan da kurtuldum arkadaşlar. 6 ile 36'yı çarparsam şuranın tamamı 6 çarpı 36 yani 216 yapar. 72 buysa o zaman 216'dan 72'yi çıkartırsam kimi bulacağız? Soğanın merkez açısını bulacağız. O da kaç derece yapar? 144 derece. Şuranın tamamı kaçmış? 144 dereceymiş arkadaşlar. Kim bu? Soğan. Soğanı bulduk. Şimdi dereceleri bulduğumuza göre isterseniz bir de bunları şeye çevirelim. Hemen baktım. 72'ye 144. Burası A ise o zaman burası da 2A. Oran birbirinin iki katı değil mi arkadaşlar? Az önce tamamı kaçtı? 160'tı. %60. O zaman 3 tane A %60 ise 3'e bölersem A dediğim %20 olur. O zaman fasulyeler yüzde kaçı gösterir? %20'yi. Soğanlar 2A olduğu için 2 katı %40'ı. Şimdi tamamının yüzdelik ifadesini buldum. İsterseniz bir de dereceyi bulalım. Dereceyi bulursak arkadaşlar burada domates %15 demiş. Soğan %25. %25 ne demekti? Verilen ifadeyi 4'e bölmek demekti. Tamamı 360 dereceydi. O zaman 360'ı ben %25'ine alırsam yani %25 yazalım sonra sadeleştirelim. O zaman sadeleştirirsem arkadaşlar 1 bölü 4 olur. O zaman 360'ı 4'e bölmek demek. Burası 90 derece oldu mu? O zaman şurası kaç dereceymiş? 90 dereceymiş. E 90, 144. Burası ne yaptı? Az önce bulmuştuk. 216, 90'la toplarsam ne yapar? 216, 90'la topladım. Ne yaptı? 306 yaptı. 360'tan çıkarırsam şuranın merkez açısı kaç derece olur? 54 derece olur. Tamamını buldum. Şimdi şıklara geliyorum. Fasulye ikili alan 2000 metrekare demiş. Önce bakıyorum soğan fasulyenin iki katıydı. O zaman fasulye ne olacak? 4 dönümün yarısı 2 dönüm olacak. 2 dönüm 1 dönüm 1000 metrekareydi. O zaman ben bu arkadaşı 1000 ile çarparsam ne olur? 2000 dönüm olur. A şıkkı doğru olur. Domates ikili alanın merkez açısı 54 dereceydi. Az önce bulduk 54 derece. O zaman B şıkkı da doğru olur. Soğan ikili alan patates ikili alandan %15 fazladır demiş. Soğan %40 bulmuştuk. Patates %25. Farkını alırsak ne yapar? 140'tan %40'tan %25'i çıkarırsam %15 olur. Bu da doğru. Soğan ikili alanın %25'i patates ikili alan demiş. Burada hata yapmış arkadaşlar. Tamamının %25'i patates. O yüzden yanlış olan kimdir? Denizli olur arkadaşlar. Soru 2. Bir çizgi grafiği var arkadaşlar ikinci soruda. Aşağıdaki grafikte Bekir ve Azra'nın 5 günde çözdüğü soru sayısı verilmiştir. Yeşille gösterilen Azra, kırmızıyla gösterilen Bekir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Azra'nın çözdüğü
Toplam soru 370. Bekir'in art arda eşit soru çözdüğü günlerde Azra'nın da soru sayıları eşittir demiş. Azra ve Bekir'in eşit sayıda soru çözdüğü gün sayısı 2'dir demiş. Bekir ve Azra'nın soru sayısı eşit olduğuna göre olduğu güne kadar Azra'nın çözdüğü sayıların toplamı Bekir'in o güne kadar çözdüğü toplam sorudan %20 fazladır demiş. O zaman adım adım gidelim. Şimdi bakıyorum. Kim demiştik? Azra yeşil olandı. Bakalım Azra bu 5 gün boyunca kaç soru çözmüş? A şıkkını sağlayacak mı? 100 soru çözmüş. Sonra 80 soru çözmüş. Çarşamba günü de 80 soru çözmüş. Bakıyorum şurayı yanlış yazmışım sanırım. Burası 60. Aşağı doğru iniyor. Burası 60 derece. 60 derece diyorum. 60 soru. Burası o zaman Cuma günü kaç soru çözer? 50 soru çözer. Toplarsam 100, 180, 260. Ne yaptı? 320, 370. O zaman Azra toplamda 5 gün boyunca 370 soru çözmüş. Bekir'in art arda eşit soru çözdüğü. Art arda eşit soru çözdüğü günler Bekir'in kimler arkadaşlar? 50'şer soru çözdüğü günler. Bana demiş ki Azra ve Bekir'in eşit sayıda, pardon, 5 şıkkındaydık. Eşit soru çözdüğü günlerde Azra'nın soru sayıları eşittir demiş. Bakıyorum aynı şekilde Salı Çarşamba günleri art arda eşit soru çözmüş Bekir. Azra da aynı şekilde Salı Çarşamba günleri eşit soru çözmüş. O zaman bu doğru. Azra ve Bekir'in eşit sayıda soru çözdüğü gün sayısı 2'dir demiş. İkisinin birden eşit çözdüğü soru sayısı hangi gündür arkadaşlar? Perşembe günüdür. Yani iki tane doğrunun kesiştiği nokta neresiyse orada eşit soru çözerler. İkisi Perşembe günü 60'er soru çözmüş. Ama burada demiş ki ikisinin birlikte eşit soru çözdüğü gün sayısı 2'dir demiş. Yanlış olan Ceyhan'dır. Denizli'ye bakalım. Bekir ve Azra'nın soru sayıları eşit olduğu güne kadar, yani Perşembe gününe kadar Azra'nın çözdüğü sayıların toplamı soruların olacak. Toplayalım hemen. 100, 180, 260. Azra 260 tane soru çözmüş. Geldik hemen Bekir'e. Perşembe gününe kadar kaç soru çözmüş? 40, 90, 140, 140 soru çözmüş. Farkını alırsak ne yapar? 120 yapar. O zaman denize doğru çıkar. Yanlış olan kimmiş? Ceyhan'mış arkadaşlar. Bir sonraki sayfaya geçelim hemen. Soru 3. Aşağıdaki sütun grafiğinde 3 tarım ürünün aylara göre üretimi verilmiştir. Sarıyla patlıcanı, yeşille domatesi, kırmızıyla da biberi göstermişiz arkadaşlar. Grafiğe göre ürünlerin aylara göre üretimini gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisi değildir demiş. Anladım. Yeşillerin, sarıların ve kırmızıların toplamını daire grafiğinde göstermişler. Yani aylara göre patlıcanın üretimi, domatesin üretimi, biberin üretimi. Bunun için bir sıklık tablosu yapalım hemen arkadaşlar. Şubat, Mart, Nisan diye art arda yazdım. İlk başta patlıcanları sıralayayım. Sonra domatesleri, en son da biberleri sıralayayım. Patlıcan pardon arkadaşlar. Patlıcanlar Şubat'ta kaç tane çözülmüş? Üretilmiş. 300 kilo üretilmiş. Hemen yazdım. Sonra arkadaşlar Mart'ta 450 üretilmiş. Onu da yazdık. Nisan'da 450 üretilmiş. Onu da yazdık. Buradaki sayıların eşit olması arkadaşlar o zaman bir kere de grafiğimizin içinde iki tane eşit açının olacağını gösterir. Hemen geldim. Domates arkadaşlar. Domatesler yeşil ile gösterdiklerim. Şubat'ta 500 tane üretilmiş. 500 kilo üretilmiş. Ondan sonra Mart'ta arkadaşlar 600 kilo üretilmiş. Nisan'da 700 kilo üretilmiş. Bibere geldik. Kırmızılılar biberlerdi. Şubat'ta 350 kilo. Mart'ta 450 kilo. Ve Nisan'da arkadaşlar 400 kilo üretilmiş. Şunları bir toplayalım. Çünkü daire grafiğinde göstereceğiz. Toplarsam ne yapar? 1200 yapar. Toplarsam 1800 yapar. Toplarsam arkadaşlar biber ne yapar? 1200 yapar. O zaman 3 ay boyunca patlıcanlardan 1200 kilogram üretilmiş. Daire grafiğinde gösterecektik. Daire grafiğinde göstermek için ne yapıyorduk? 360 dereceye eşitliyorduk. O zaman hemen eşitliyorum. 360 derece 1200 ise eşitlerin dışındaki açıyı bulalım hemen. Kaç derece? Kaç kilo? 300 kilo. O zaman 300 kilo kaç derecedir diyelim. Hemen şöyle bir sadeleştireyim şu ikisini. 1200'ü 300 ile sadeleştirirsem yukarıda 4, aşağıda 1 kalır.
İçler dışlar yaparsak 4x eşittir 360. X buradan kaç çıkar? 90 derece çıkar. X 90 dereceymiş arkadaşlar. Bu arkadaş 90 derece ise diğerleri ne olacak? Hemen yapalım. 360'tan 90 dereceyi çıkardım. Geriye ne kaldı? 270. Eşit oldukları için 2'ye böleceğim. O zaman her biri 135, 135 olacak. O zaman 90, 135, 135 varsa cevabımız olacak. Baktım 90, YY demiş. O zaman buralar aslında 135 derece. 135 derece. O zaman C şıkkı kimmiş arkadaşlar? Patlıcanın grafiğiymiş. Patlıcanı yazdık. Şimdi geldik domates arkadaşlar. Domates kaç? 1800. Hemen gelip şurada yapayım. 1800. 360 derece ise en küçüğünü alalım. 500 kaç derecedir diyelim hemen. Şöyle sıfırlardan bir kurtulayım. Şunları sadeleştirdim. Baktım 20 katı 20 katı olacak. 18'i 20 ile çarparsam 360. O zaman 5'i 20 ile çarparsam ne olacakmış? Patlıcanın Şubat ayındaki üretimi, pardon, domatesin Şubat ayındaki üretimi 100 derece olacakmış. 100 derece ise her 100'e aslında 20 derece arttığını görebiliyorum ama bir daha göstereyim. 1800 360 derece ise o zaman 600 kaç derecedir diyorum. Şu sıfırlardan kurtuluyorum. 20 katı 20 katı. O zaman Mart ayında da 1200 yani 120 derece olacakmış. İkisini topladım kaç yaptı arkadaşlar? 220. O zaman geriye de 140 derece kaldı. O zaman şöyle olacak. Domatesinki 100, 120, 140 derece olacak. Bakalım 100, 120 şuraya ne kaldı? 140. O zaman bu kimmiş? Domatesmiş. A şıkkı da domates. Geldik şimdi bibere. Toplam kaç? 1200. Hemen şuraya yapsam 1200, 360 derece. Ben de en küçüğüne bakayım. Baktım yine iki tane eşitliğim var arkadaşlar. Pardon, eşitliğim yokmuş. En küçüğünden başlayayım. 350 kilogram kaç dereceye gösterir diyelim. Şu sıfırlardan bir kurtuldum. Kaç katı? 3 katı. Kaç katı olacak? 3 katı. O zaman x buradan ne oldu? 105 derece oldu. O zaman Şubat ayındaki üretim biberde 105 derece. Bir de gelelim Mart'takini, pardon, Nisan'dakini bulalım. 50'şer 50'şer artmış çünkü. 1200 360 derece ise o zaman ne olacak arkadaşlar? 400 kaç derece olur diyeyim. Birer sıfır sadeleştirdim. 3 katı 3 katı. O zaman x burada ne oldu? 120 oldu. O zaman 125 120 dikkat ederseniz kaçar kaçar artmış. Her biri 50'şer arttığı için burada 20'şer artmış. Gene 20 artacak. 20 arttırırsak ne olacak? 140 olacak. O zaman şöyle diyoruz. Birincisi 105 derece, 140 derece ve 125 derece olacak. Ve bakalım şıklarda sağlayan 120 30 katıymış arkadaşlar. Bakalım 30 katı doğru mu yaptık? Bir daha şurada bir hata yapmış olabilir miyim diye bakıyorum. 120 360 derece. Sıfırı sadeleştirdim. 3 katı 3 katı 105 derece yaptı. Tamam. Buradan aynı şekilde sıfırı sadeleştirirsem ne yapar? Pardon, burası 45 dereceydi değil mi? Evet, 40, pardon, burası 44, pardon, 400 400. Evet. Bir yerde hata yapınca devamı geliyor arkadaşlar. Sıfırı sadeleştirdim. Kaç katı? 3 katı. 3 katı 120. 45 olursa ne olacak? 15 artmış. Gene 15 artacak. 135 derece olacak. Şimdi oldu. O zaman ne olacakmış? 120. Baktım biri birinden 30 fazla. İkisinin toplamı 2x artı 30. Ne olmak zorunda? 240'a eşit olmak zorunda. Karşıya atarsam x buradan ne çıkar? 105. Burası 105. O zaman burası da 135. Sağlayan kim? Denizli. O zaman bu da kimmiş? Bibermiş. O zaman yanlış olan cevabımız kimmiş? Bursa'ymış. Uzunca bir soruydu arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki soru. Aşağıdaki daire grafiğinde 1200 gram kilogram tarım ürünün türlere göre dağılımı sütun grafiğinde bu ürünlerden elde edilen toplam gelir gösterilmiştir diyor. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Birinci grafikte arkadaşlar ürünlerin türlere göre dağılımı yani kilogram ağırlığı verilmiş. İkinci grafikte sütun grafiğimizde de bize toplam elde edilen gelir verilmiş ama binle çarpmayı unutmayacağız. Şimdi o zaman elde edilen gelirleri binle çarparak gidelim. Baktım. Limondan arkadaşlar 5 elde edilmiş. 1000 ile çarparsam o zaman limon kaçmış? 5 çarpı 1000'den 5000. 7500'müş arkadaşlar portakal. O zaman portakalımız neymiş?
7,5 ile 1000'i çarparsam 7500. En sonda kim varmış? Domates varmış. O zaman 7500 ile, pardon, 7,5 ile 1000'i çarparsam 7500 yapacak. Bunların toplamı kaç yapacak? 15, 20, 20.000 yapacak. O zaman toplamda elde edilen gelir kaçmış? 20.000'miş. Domatesin toplam geliri portakalın gelirinden %50 fazladır demiş. Bakıyorum gelirler birbirine eşit. Birbirinden %50 fazla değil, aynı olmak zorunda. O yüzden yanlış olan kim? Bursa. 1 kilogram limonun maliyeti 2,5 TL'dir demiş. Maliyet için ne yapacağız? Toplam elde edilen geliri toplam ağırlığa böleceğiz. O yüzden buradaki ağırlığı bulmam gerekecek arkadaşlar. Hemen diyorum ki 1200'dü, 12.000'di pardon. 12.360 derece ise 60 derece kaç kilo orandır diye doğru orantı yapacağız. Şunları şöyle bir sadeleştirirsem burada kaç kalır? 6 kalır. 6 tane x 12.000. X buradan kaç çıkar? 2.000 çıkar. O zaman limonlar toplamda kaç liraymış? 2.000 kaç liraymış diyorum. Kaç kiloranmış? 2.000 kiloranmış. Kaç liraydı peki? 5.000'di. O zaman maliyeti, 1 kilogramlık maliyeti bulmak için ne yapacağız? Fiyatı 2.000'e böleceğiz. 5.000'i 2.000'e bölersem sıfırlardan bir kurtuldum. 5 bölü 2 çıktı. 5 bölü 2 de ne arkadaşlar? 2,5. O yüzden Ceyhan da doğru. Domatesin kilogram maliyetini bulalım hemen. Limonun kilogram maliyetinin %50'sidir. O zaman 2,5 liranın %50'si ne yapar? 1,25 yapar. Bakalım domatesin maliyeti 1,25 çıkacak mı? Baktık arkadaşlar. 180 olmalı. 12.000. O zaman domateslerin tamamı kaç bilmiş? 6.000 kiloranmış. Kaç lira elde ediyormuşuz peki? 7.500. 7,5 ile 1000'i çarparsam 7.500. O zaman domates için hemen şöyle yapıyorum. 7.500'ü kime bölüyorum? 6.000'e. Sıfırlardan bir kurtuldum. Her ikisini 15 ile sadeleştirirsem ne olur burası? 5 bölü 4 olur. 5'i 4'e bölersem arkadaşlar ne çıkar? 1,25 çıkar. Bu da doğruymuş. Yanlış olan Bursa olur arkadaşlar. Soru 5. Kitabında 270 kitabı bulunan bir mini etüt merkezinde kitap türlerini dağılımı birinci grafikte. Test kitaplarının türlerine göre dağılımı ikinci grafikte gösterilmiş. Grafik içerisinde grafik sorulmuş arkadaşlar. İkinci grafikteki roman sayısı test kitap sayısına eşit demiş. İkinci grafikte roman yok. Şunu şöyle düzeltelim. Birinci grafik diyelim. Birinci grafikteki roman sayısı test kitapları sayısına eşit. O zaman burası 160 derece ise şurası da 160 derece olacak. Tam gözükmüyor olabilir. Evet, bir tükenmez kalem alayım. Şöyle. Şimdi oldu sanırım. Evet, 160'a 160. Burası da 28 derece. Şimdi geldik. Demiş ki test ve AYT matematik kitap sayısı, yani turuncu ile taradığımız kitap sayısı, 8 sınıf kitap sayısının 2 katına 30 fazlaymış. Yani burası x'ti arkadaşlar. O zaman burası neymiş? 2x artı 2x artı 30'muş. Yazmışım ama gözükmüyor. O yüzden şuraya da yazdım. 30 fazladır. Buna göre senin sınıf test kitabı sayısı dini kitap sayısından kaç adet fazladır? Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Burada dini kitap sayısı 12 derece. Kitapların tamamı kaç? 270. O zaman 270 dairenin tamamı olduğu için 360 derece eşit. Bana 12 derecelik kısmı lazım. Hemen geldik o zaman dini kitaplara D dersem. Şöyle içler dışlar yapmadan önce şöyle bir sadeleştireyim. Şunu 90 ile sadeleştirirsem burada 3, burada 4 kalır. İçler dışlar yaptık arkadaşlar. O zaman 4 tane D kaç tane yaptı? 3 çarpı 12'den 36 yaptı. O zaman dini kitap sayısı kaç taneymiş? 9 taneymiş. Şimdi test kitapların sayısını bulmam gerekecek. 160 tane. Yine aynı şekilde 270-360 derece ise o zaman 160 derece kaç kitap yapar diye bakacağız. Kaç katı? Katı yapmadan sadeleştirmek daha mantıklı. Burası 3, burası 4. O zaman içler dışlar yaparsam 4 tane test kitabı 3 çarpı 160'a eşit. 4'lerle sadeleştirirsem o zaman burada ne olacak? 40 çarpı 3'ten test kitaplarımız 120 tane olacak. Buranın tamamı 120'ymiş. O zaman 120 olduğuna göre x'in derecesini bulmam gerekecek. Tamamı 120 mi? Şuraya yazdım. 120 tane kitap var burada. Şimdi 120 tane kitap varsa baktım 90 x 2x artı x'ti. O zaman tamamı 360 derecede yazıyorum. 90 x artı x t
TYT, AYT kitapları, matematik kitapları 2x artı 30'du. Tamamı 360 dereceye eşit olacak. Ve toplarsak 4 tane x, 90'la da 30'u topladım. 120 eşittir 360. 120'yi karşıya attım. 4x eşittir ne yaptı? 240. X buradan kaç derece? Kaç kitap çıktı? Kaç derece çıktı pardon? 60 derece çıktı. 60 dereceyi bulduk. O zaman 8 sınıf kitap derecesi kaçmış arkadaşlar? 60'mış. 120 tane kitaptı. O zaman 120 kitap 360 derece ise 60 derece kaç tane kitap yapar? Yani 8 sınıf kitabı yapar. Baktım arkadaşlar kaç katı? 6 katı. Kaç katı olmak zorunda? 6 katı o zaman. 6 tane x kaçmış? 120'ymiş. Her iki tarafı 6'ya bölersem 20 tane ne kitabımız varmış? 8 sınıf kitabı varmış. İkisinin arasındaki farkı sormuştu. Dini kitap 9. 8 sınıf matematik kitabı kaçtı? 20 idi. 20 eksi 9'dan o zaman cevabımız ne olur? 11 yani Ceyhan olur. Soru 6. Yukarıdaki grafikte Saliha, Merve, Furkan ve Ahmet'in boy uzunlukları verilmiştir. Grafiğe bakıyorum arkadaşlar. Sadece bir tane değer belli. Diğerlerinin sayıları, boy uzunlukları yazılmamış. Onun için de aşağıda bu maddeleri vermişler. Maddelere göre değerleri bulacağız. Furkan, Saliha'dan 2 santimetre kısadır demiş. O zaman Saliha, Furkan'dan 2 santim uzun olur. Düzenlersek arkadaşlar bunu o zaman ne olacakmış? Baş harflerini kullanayım. Saliha, Furkan'dan kaç santim? 2 santim uzun olur. Merve Furkan'dan 6 santim uzunmuş. O zaman hemen yazdım. M, F'den 6 santim uzun. Baktım arkadaşlar. Saliha 2 santim, Merve Furkan'dan 6 santim uzun. O zaman bir kere Merve Saliha'dan kaç santim uzun olur? 4 santim. O zaman Merve Saliha'dan 4 santim uzun. Diğerine geldik. Ahmet Saliha'dan 3 santimetre kısaymış. O zaman Saliha Ahmet'ten 3 santim uzun olacak. Saliha A artı 3 oldu. Şimdi burada sıralamayı yapacağız arkadaşlar. Saliha'ya baktım. Saliha Ahmet'ten 3 santim. Saliha Furkan'dan 2 santim uzun. O zaman bir kere en kısa olan kim olur? Ahmet olur. Hemen Ahmet en kısa. Sonra kim var? Furkan var. Sonra Furkan. Ondan sonra kim var arkadaşlar? Saliha var. Sonra kim gelir? Merve gelir. Çünkü Merve Saliha'dan 4 santim uzundu. Şimdi sıralamaya göre harflerimizi sıralayacağız. En kısası kimmiş burada? Sarı çubuk. O zaman Ahmet olacak o. Sonra turuncu çubuk arkadaşlar. Kim olacak? Furkan. Ondan sonra kim olacakmış arkadaşlar? Saliha. Sonra kim? Merve. Hepsini tek tek yazdıktan sonra şimdi gelelim. Verilenlere göre Merve'nin boyu kaç santimetre demiş. Saliha kaç santimetreymiş arkadaşlar? 163. Peki Merve Saliha'dan kaç santim uzundu? 4 santimetre. O zaman 4 santimetre eklersek Merve'nin boyu arkadaşlar 163 artı 4'ten 167 santim yani Bursa olur. Soru 7. Aşağıdaki grafikte bir grubun yaşlara göre sayısı verilmiştir. Grafikteki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Burada arkadaşlar yeşille olan neymiş? 8 yaşından küçükler. Yani 8 yaşına gelmemiş olacaklar. Ve 8 yaşından küçükler olacak. 8 yaşından küçük kaç kişi varmış? 6 kişi. Yani şu uzunluğumuz kaç kişi gösteriyor? 6 kişi. Şunu şöyle uzatırsam o zaman 8 ve 8'de 8 ve ne olacakmış arkadaşlar? 11'e 12'ye kadar olan kısımlar burasıymış. O da kaç kişiyi gösterecek? Burası 6. Tamam 10 göstermesi için burası 4. Bu uzunluğumuz kimmiş peki? 8'e eşit ve 8'den büyük ama 12'den küçük olacak. Şu uzunluğu şöyle uzattım. Burası ne olacak arkadaşlar? 11'i gösteriyor. Bu o zaman arkadaşlar şu aradaki uzunluk da ne olacak? 12 ve 12'den büyük, 16'dan küçük kişi sayısı. 10 kişi bu taraf. Burası 11. O zaman buraya ne kaldı? 1 kişi kaldı. Şu parçayı uzatırsam o zaman şurası 13'ü gösteriyor. O zaman burası şu aradaki mesafemiz ne olacak? 16 ve 16'dan büyük, 20'den küçük kişi sayısı olacak. Kaç kişi var? 1, 2, 2 kişi varmış. Onu da yazdık. Şimdi geldik söylenenleri okumaya. Grafikteki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 16 yaşından küçük 13 kişi vardır demiş. Yok arkadaşlar. 20 yaşından küçük 13 kişi vardır. Bakın 20 yaşından küçük. O yüzden yanlış olan kim? Adana. B şıkkına bakalım.
12 yaş ve 12 yaş üzeri 3 kişi vardır. E 5 şıkkına baktım arkadaşlar. 12-12 üzeri 1 kişi burada. 3 kişi de burada. Pardon, 2 kişi de burada. Toplamı 3 oldu. Bursa'da doğru. En küçük kişinin yaşları toplamı en fazla 35 olabilir. En küçük 5 kişinin yaşları toplamı en fazla 35 olabilir. Bana 8'den küçük demiş. 8'den küçük kişilerin yaşlarını vermemiş. Bu kişilerin yaşlarını birbirine eşit seçersem ve 8'den bir küçük olan 7 seçersem o zaman en büyük olur. Çünkü benden en fazlasını istemiş. Kaç kişi var? 6 kişi var. O zaman 8'den küçük ve 5 kişinin yaşını sormuş. Hepsinin yaşını 7 olarak belirlersem arkadaşlar 5 kişinin yaşını 7 kere 5 ne yapar? 35 yapar. O zaman C de doğru. D şıkkına geldim. Bu gruptaki herkesin yaşları farklı tam sayı olduğu düşünülürse en büyük 4 kişinin yaşları toplamı en az 56 olur demiş. O yüzden burada en aşağıdan başlayacağız arkadaşlar. Bana her biri birbirinden farklı ve en küçüğünü istemiş. O zaman şöyle yapalım. 8'den küçük kişiler 6 kişi. O zaman bu arkadaşların yaşlarını en küçük tam sayılardan belirleyelim. En küçük tam sayı kaç? Pozitif tam sayı 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'ya kadar gittim. Çünkü 8'den küçük 6 kişi varmış. O zaman 8'den küçüklerin yaşını belirledim. Şimdi 8 ve 8'den büyük kaç kişi var? 4 kişi. O zaman 8 ve 8'den büyük dediği için en küçüğünü bulacaksam 8'den başlayacağım. 8, 9, 10, 11. 4 kişiyle yazdım. Şimdi geldim arkadaşlar. 12 ve 12'den büyük kaç kişi var? 1 kişi var. En küçük olması için ne yapacağım? 12'ye eşit seçeceğim. 12'yi aldım. Geldik 16'ya. 16 ve 16'dan büyük kaç kişi var? 2 kişi var. O zaman ne yapacağız? En küçüğünü istiyor. 16 ve 16'nın bir büyüğü kaç? 17'yi alacağız. Ve bizden ne demiş arkadaşlar? En büyük 4 kişinin toplamı en az kaçtır diye sormuş. O zaman topluyorum. Toplarsam 23. Burası da 33 yaptı. 23 artı 33'ten toplam 56 yapar. D şıkkı da doğru. Yanlışımız Adana olur arkadaşlar. Evet, bu videoda buraya kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın.